Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ajamain. allah Teala Hazretleri girmiş olduğumuz bu Ramazan-ı Şerifi hakkımızda hayırlı eylesin, mübarek eylesin, layık ve cihile ihya'ya bizleri muvaffak eylesin nefsimize uyup şeytanın tuzaklarına kapılmaktan muhafaza eylesin. Evladımızı, ahfadımızı, her birerlerini hayırlı eylesin. Boşlu kullarına edalar, hasta kullarına şifalar ihsan eylesin. allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Ey iman edenler! Bakın Allah bizi kendine muhatap kabul ediyor. Biz halbuki iki damla sudan yaratıldık. Hiçbir şey olan bizleri Allah muhatap olarak kabul ediyor ve bize buyuruyor ki sanki sanki Ali, Ahmet, Mehmet sana diyorum bak dinle demiş oluyor. Kütübe aleykümü size oruç farz kılındı. Yani sizin artık bir tercih hakkınız yok. Oruç tutayım mı, tutmayayım mı? Böyle bir lüksünüz yok. Neden? Çünkü bu benim kat'i ve kesin bir emrim. İnkarı küfre götürecek kadar olan bir emir. O zaman size yakışan nedir? <laughs> Buna tabi olmaktır kütübe yazıldı yani farıd aleyküm size farz kılındı demektir. Netice olarak Allah bir kuluna bir ibadeti farz kılıyorsa artık o kulun başka bir lüksü yok, tercih hakkı da yoktur. Bundan sebep Allah Teala başka bir ayet-i keriminde de buyuruyor? ve meke anel müminin velâ müminetin ne bir erkek mümin için ne de kadın bir mümine için olmadı ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin en yekuna lehumul khiyaratu min emrihim ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza qada Allahu ve rasuluhu Allah ve rasulü emrettiği vakitte onlar için yoktur en yekuna lehumul khiyaratu min emrihim artık onların bir tercih hakkı yok yapsam da olur ya da yapmasam da olur deme lüksleri yok Bundan sebep bir takım şeyleri bahane ederek, bir takım yorgunlukları bahane ederek orucu terk etmek bir Müslümana yakışmaz. Kendi emrimiz dinlenmediği vakitte nasıl yeri geldiği zaman üzülüyor, kızıyor isek düşünün. La teşbih ve la temsil. Teala bize bir emir buyuruyor ve biz o emrin tarafına hiç bakmıyoruz ya da ufak tefek eften büften bahanelerle onu terk ediyoruz. Bu kula yakışmaz. Peki o zaman bu size farz kılındı. Kema kutiba alellezine min kablukum. Ya Rabbi sadece bize mi farz kılındı? Yani bu bizim için midir? Allah buyuruyor ki daha öncekilere de farz kılındı. Onlara da ben bu orucu farz kıldım. Peki neden? Çünkü oruç nedir? Oruç kulun Allah'a yakınlığını en iyi dereceye götüren bir ibadettir. O zaman akla şöyle bir soru gelir. Kulun aç kalmasıyla Allah'a ibadet etmek arasında bağlantı nedir ki? Allah bunu efendim kendine yapılan özel bir ibadet olarak kabul etsin. allah Teala Hazretleri'nin burada aradığı nokta şu. Belki itibar ettiği nokta şu. Bizi başkanmamız değil. Zira çok yaşlı olan, hastalıktan dolayı oruç tutamayan kimselere farz kıldığı şey nedir? Bir fakir fukarayı doyurun emridir. Bakın demek ki bizi allah Teala'nın maksadı bizim hali hazırda birebir belki de aç kalmamız değil. Belki bunun altında yatan en çok sevdiğimiz, arzu ettiğimiz şeyleri de terk edebiliyor olmamızdır. Önünüzde yemekler var, her türlü imkanınız var ama Allah için bunu diyorsun ki ben istemiyorum. Allah için diyorsun ki ben bunu yemeyeceğim. İşte bu Allah için olması Allah'ın çok hoşuna gidiyor. Şehru Ramazan. Allah-u Teala Celle başka bir ayet-i kerimede. Ramazan. Ramazan ayı. elledi öyle bir aydır ki. Ünzle fihil Kur'an. Kur'an onda indirildi. Demek ki bu Ramazan'ın mübarekliği, bereketi, bu kadar herkesin böyle efendim berekete gark olduğu bu ayın sebebi, bu ayın yani Ramazan olmasının sebebi o Kur'an'ın bu ayda indirilmesidir. Ellezî ünzile fihil Kur'an, kendisine Kur'an indirilen bu ay ama ne olduğu halde hüden <laughs> linnâsi, insanlara hidayet edici. İnsanlara doğru yolu gösteren, şu anda çoğu kimse <laughs> kendisini doğru yola iletecek birilerini arar. Ama belakin başka yanlış yerlerde arar. Hüden linnâsi, insanlara hidayet eden Kur'an'dır. Ama o Kur'an'ı öğretecek hakiki mürşitlere de ihtiyaç vardır. Hakiki yol göstericilere de ihtiyaç vardır. Kur'an bize yeter mi? Evet yeter ama ne anlamda? sünnetle beraber. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de sünnetten bahsediyor. İnsanlara hidayet ettiği halde ve beyinatin minel hüde vel furkan ve hidayetten apaçık deliller kendisinde bulunduğu vel furkani hakla hakla batılı ayırt eden deliller kendisinde bulunduğu halde ki o Kur'an kendisinde indirilen aydır bu Ramazan ayı. Ramazan ayı öyle bir ay ki Kur'an kendisinde indirildi. Peki Kur'an'ın özelliği ne? Sen dalalettesin. Sıkıntıdasın. Dardasın. Ailenle bozuk. işinle bozuk. Eşinle bozuk. Ne yapacağını bilemiyorsun. Çıkmazın içerisine girmişsin. Boş batağına, faiz batağına sürüklenmişsin. Hanımınla kavga etmişsin. Çocuklarından ayrısın. Hanımınla boşandın, boşanıyorsun. Birisiyle kanlı bıçaklı olmuşsun. Allah diyor ki gel sana yol göstereyim. Peki nereye gideceksin? Kur'an'a. Peki Kur'an nasıl bileceksin? İşte onu sana bir mürşit gösterecek. Bir Allah dostu. Efendim Kur'an ehli olan birisi gösterecek. Femen şehide minkümü şehra. Kim ki sizden bu ayda bu ayı müşahede ederse fel <laughs> yasum. O kim soruşursun. O yüzden soruyorlar. Hocam ben fidyen vereceğim. Oruç tutamıyorum. Çok yaşlıyım. Şu hastalığım var fidye mi verebilirsin? Verebilir miyim? Evet, Ramazan'ın birinci günden itibaren 30 günlük fidyeni verebilirsin. Ama ondan önce veremezsin. Peki hocam fitre mi verebilir miyim? Evet, fitre daha önceden de verilebilir. Ramazan bayramını beklemeye gerek yok. Ve men kenem kim ki hasta olur. Ev seferin ya da seferde olursa fe iddetu min ayamin ukhar. <laughs> Diğer günlerde tutsun. Allah Teala Hazretleri bize icbar etmiyor. Yani Allah bizim için zorluk talep etmiyor tutamadın mı? Hasta mısın? Yahut da efendim sefere çıktın. Diğer günler kaza edersin. Ama benim ibadetimi terk etme. Bak ben sana bu kadar kolaylık yapıyorum. Bu kadar senin için ben hayır düşünüyorum. Ama ibadetini terk etme. <laughs> o yüzden sorarlar. Hocam, ben hastayım ama işte efendim yani bugünlerde tutamayacağım. Fide versem olur mu? Olmaz. Fide vermenin şartı nedir? Kalıtsal bir hastalık kendisinde olmasıdır. Kalıtsal dediğimiz bir hastalık. Nedir kalıtsal hastalık? Yani artık iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalık. An Ebi Hüreyre radıyallahu an. Ebu Hüreyre Hazretlerinden rivayet edildi ki Gal Gal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah Efendimiz buyurdu. Galallahu azze ve celle. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki külle a külle amel ibni Adem'e Adem oğlunun bütün ameli lehu kendisi içindir. İlla siyame ancak oruç müstesna. Peki neden? Fe innehu li, zira o oruç benim içindir. Ve ene eczi bihi ben onun mükafatını vereceğim. Bakın <laughs> etrafımızdaki insanları oruca teşvik etmemiz lazım. Bazen tabi hakikatini Allah bilir. Ama ben bir tevafuk olarak söylüyorum. Geçen senelerde, evvelki senelerde lokantalara gittik. Lokantalar oda birliğine gittik. Efendim kahvanelere gittik. Onların işte merkezlerine gittik. Dedi ki bunları kapatın Ramazan'da. Allah için kapatın. Kapatamıyorsanız bari bir perde çekin dışarıya servis yapmayın. Hiçbiri kabul etmediler. Birkaç müstesna çoğu kabul etmedi. Anlattık, yalvardık. Olmadı. Allah-u Teala Hazretleri de sanki tabi bunun yanında diğer yerler de kapandı. O ayrı bir şey. Ama buraya iyi anlamak lazım. Sanki allah Teala kullarım çalıştınız, gayret ettiniz ama beceremediniz. Önemli değil. Benim yolumda koştunuz ya ben sizin yerinize kapatırım dedi. Bakın görüyor musunuz sıkıntılarımızı? İsteyerek bir ibadeti yapmadığımız müddetçe Allah bizi ona icbar ederek yaptırıyor. Yaptırıyor maalesef. O yüzden biz iyiken yapalım. Kötü ya da zor durumda yapacağımız ibadet o kadar pek de bir her, kıymeti harbiyesi yok. Etrafımızdaki insanları teşvik edelim. Oruç tutmayan oğlumuz, kızımız, gelinimiz, yeğenimiz kalmasın. İlla ve illa onlara ısrar edelim. Efendim yani tutmuyorsa ona mükafatlandıralım. Oğlum tutarsan baksan tutarsan şu kadar sana vereceğim gibi. Ya da nasihat edelim. Ama orucu terk etmeyelim. Bakın şu son zamanlarda musibetlerin, belaların sağanak yağmur gibi geldiği şu günlerde ekonomide sıkıntı var. İnsanların arasında sıkıntı var. Hastalık zaten aldı başına gidiyor. Halen daha neyi anlamıyoruz? Allah bize bir şey diyor. Kullarım bakın yanlış yapıyorsunuz. Benim rızamda değilsiniz. Benim istediğim gibi gitmiyorsunuz. Kendinize çeki düzen verin diyor. Ne yapacak? Ne bekliyoruz yani? Allah aşağı ve kella bizimle konuşacak mı? Göze mi gözükecek? Onu mu bekliyoruz? Allah kullarını bir takım sıkıntılarla yola koymaya çalışır. Sen daireden çıktığın vakitte hafif tokatlarla seni daireye almaya çalışır inatçı ve ısrarcı olursan bu sefer tokat sert gelir. Daha da isyan edersen işte o zaman kahır tokatı gelir Allah muhafaza. Şu anki piyasadaki hastalıkları vesaire Allah muhafaza kahır tokatı gibi sanki. Peki tek çaresi nedir? Arkadaşlar toplu tövbe edeceğiz bir, toplu allah Teala'nın emirlerini yapacağız, yasaklarından kaçınacağız. iki. Bunun üçüncü bir lüksü yok. Bunu böyle bilin. Bugün korona biter. Başka bir tane. Korona 19 biter. Korona 20 başlar. 21 başlar Allah muhafaza. O yüzden sebep biz Allah'la iyi geçinmeye çalışacağız. Hocam bunun Allah'la ne alakası var demeyin. Yahu senin her bir yaptığın işi, her bir nimetini yaratan Allah değil mi? O mikrobu vesaire birileri belki vasıta oldu, birileri vesile oldu vesaire olabilir. Ama neticede yağmuru bile Allah yaratıyor ama bulutu vesile ediyor. O yüzden Allah'la iyi geçirmek lazım. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Ve siyamu cünnetün. Oruç bir kalkandır. Hidâ kâne yevmü ahadikum. Sizden birinizin oruç günü olduğu vakitte felâ yarfız. O kimse kötü söz konuşmasın. Kötü söz, kırıcı kelime konuşmasın. Velayet hap bağırıp çağırmasın. Fe insa ahadun birisi ona söverse ev qatalehu ya onunla efendim didişirse fel yakul inni saimun ben oruçluyum desin. Vellezî nefsi Muhammedin bi yedihi nefsi elinde olan Muhammed'in nefsi elinde olan kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki lehulufu femis saimi oruçlunun ağız kokusu etyabu indallah Allah katında daha da güzeldir. Min reyhil miski mis kokusundan daha güzeldir. Lissâimi oruç tutan kimse için ferhatani iki tane sevinci vardır. Yefrahuhuma onlarla sevinir. Bir, idâ eftara feriha iftar ederse ferahlar sevinir. Ve idâ lakya rabbehu rabbine kavuşursa feriha bisavmihi orucuyla sevinir. Peki bu hadis-i şerif Buhari ve Müslüm'ün ittifak ettiği bir hadis-i şeriftir. Bunlardan ne çıkar? Açıklama olarak, ahkam olarak ne anlayabiliriz? Ulema bu konuda buyuruyor ki allah Teala Hazretleri bu hadis-i şerifte ne buyurdu? Oruç benim içindir sözün buyurdu. Peki ne anlaşılıyor oruç benim içindir? allah Teala'nın oruçlu kimseyi mükafatlandırma işinde kimseye havale etmeyeceği, Bilakis kendisinin bizatihi onu vereceği. Düşünebiliyor musunuz? Size hediyeyi la teşbih ve la temsil diye anlatıyorum. Efendim cumhurbaşkanı, bir işte makamların bir üst mertebesi olarak gözüken, bu cumhurbaşkanı size efendim birisini göndermiyor. Ya çağırıp bizatihi kendisi veriyor. Öyle anlayın olayı. La teşbih ve la temsil. Allah biliyor ki onun mükafatını bizatihi ben veririm. Şunu da unutmayın ki herkes zenginliği ölçüsünde ikramda bulunur. Ya Allah, Allah'ın zenginliği tasavvur edilebilir mi? Oruç kalkandır buyuruldu. Peki bu ne anlama gelir? Hem şehvi arzularına hem beşeri efendim bir takım ihtiraslarına kalkan olur. Çok şehvetin azdı. Farklı bir hale girdin. Oruç tutacaksın hırsın çok fazla ya da ihtiraslar kaprisler içerisindesin. Oruç tut o hal senden gider. Önüne geleni eleştiriyorsun. Önüne gelene olmadık laflar söylüyorsun. O kötü bu kötü falan filan. Ama kendin cennetlik gibisin görüyorsun. Sanki kendini kurtulmuş gibi görüyorsun. Bu sende olmuş bir ihtiras. Herkesi suçluyorsun. Bir doğru sensin. O zaman oruç tut. O zaman kendini beğenmekten vazgeçersin. Oruç tutmanın edebi peki nedir bu hadis-i şerifte anlaşılan? Her türlü kötü söz, malayani, gıybet gibi şeylerden ağzı sakındırmak. Gıybet, dedikodu. Allah bizi bunlardan kurtarsın. İnsan birisini sevmeye görsün. Etmediği gıybet kalmaz. Buna da bir dini kılıf bulur. Der ki işte ben bunu Allah için yapıyorum der. Halbuki işleri çıkarları yerine uyuşmamıştır. Ya da farklı beklentiler içerisindedir. Başla gıybete konuşmaya. Şeytan da ağzına bal sürer. Konuştukça konuşur. Konuştukça konuşur. Kendi hatasını görmez. insan onun yapısı bu. Tabiatı bu. Yani kendi yaptığı eksiklikleri, işindeki gevşeklikleri görmez. Yaptığı hatalar hiç söz konusu olmaz. Ama vere karşı tarafı sus, suçlar. İşte bu nedir? Bu buna kalkan maalesef efendim ancak ve ancak oruçtur. Zira bu insanların eziyetlerine sabrı, tahammül etmeye öğretir. Direnç göstermeyi insana alıştırır. Oruçluğun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan kıymetlidir. Zira Musa Aleyhisselam tur Sina'ya gitti. tur Sina'ya gidince... Efendim ne buyuruldu? Tur-i Sina'ya gittiği vakitte ne buyuruldu? Efendim Mevla ile görüşecek. 30 gün oruç tuttu. Ağzı koktu. Efendim o esnada misvak kullandı. Misvak kullandıktan sonra allah Teala buyurdu ki niye dedi ağzını misvakladın? Ya Rabbi dedi yani seninle konuşacağım ağzın bu kokusundan dolayı. Yani utandım. Bilmez misin ki o oruçun ağız kokusu bana çok sevimlidir. Mis kokusundan daha kıymetlidir. Buyurunca 10 gün daha kattı. 30'u 40'a tamamladı. Çünkü 10 günde de o ağız kokusu oluşsun diye. O yüzden oruçlunun ağız kokusu dahi Allah katında bu kadar kıymetliyse düşünün ki varın alacağı mükafatın haddi ve hesabı yoktur. allah Teala Hazretleri bu anlamda Ramazan ayımızı mübarek eylesin. Kamil manada yapmaya bizleri muvaffak eylesin. والحمد لله رب العالمين